Evet, Sapanca'da file market açılmıştır. Şimdi file markete bir bakalım. İçine girmezsek de. Burada bir çorbacı var. Çorbası güzeldi, ucuzdu. Şu anda ne olmuş fiyat? 5 lira olmuş. Pilav 4 lira. Birkaç 5 lira. İlginç bir şekilde çorba fiyatı, pilav fiyatı geçmiş. Pilavla makarnadan daha pahalı. Daha pahalıymış. Yani 3 liraya falan içiyoruz burada. Geçen sene fiyatı normalleştirmiş. Sabancı'da çok Migros şubesi de var. Yeni Migros açıldı o köşede, oraya da gittik. Şimdi oraya da gideriz. Evet, orada köşede gözüktü rengi. Hiç girmedik oraya. 1,5 sene oldu herhalde açalım. Evet. Yakınında. A101'i bir tane daha gördük. Bimle Şok'u birer tane gördük. Vardır mutlaka ama bizim karşımıza çıkan ilk önce onlardı. Sonra bu videomuzda mı oldu? Yok, bir önceki videoda A101'i ikiledik. Sapanca'da. Ama yukarı yolda tabi onu var. İleri de AVM'ye giden yolda. Bunların hepsinde var. Kaç tane var bilemiyorum tabi. Daha da bir tırı da geçti. Muhtemelen yukarıda bir BİM var. Oraya gidiyor. Mal götürüyor. Evet, kavun 2.95, karpuz 1.75. Ağustos'un bugünlerinde. Akmar var mıydı o? Akmar vardı sanki. Evet. Kapalı pazar yeri aşağıda. İlçe terminal aşağıda. İstasyon tam aşağıda değil ama buradan da gidilebilir. Biraz döndükten sonra istasyona ulaşıyor. Tam gidiliyormuş, tam istasyon. Dönüşte buradan gidiyoruz. Yani istasyonun orasıymış. Dönüşte orayı da çekeriz artık. Hakmar var. Evet, Hakmar var. İlginç bir şekilde geçen sene sürekli 1 lira olan soğan 2.75'e çıktı. Bu yıl patates ve soğan için ucuz bir yıl değil. Büyük bir okul var burada, Sapanca İlkokulu. Evet, Sapanca İlkokulu. Gayet büyük. Gayet bakımlıya benziyor. Boyatmışlar. Evet. Sapanca İlkokulu'na geldik. Fethi Lopsi üst yolda. Şöyle gösterirsek insanların yüzünü tutmamaya çalışıyoruz ki. Karşıya geçelim. Evet, karşıya geçmiş. Şimdi mümkün oldu. Okulun duvarında da bir şeyler yazıyor. Onları da gösteririz şimdi. Şimdi okulun duvarında atölye ile ilgili bir şey var. Düşünsel atölye diyor. Yani öğrenci merkezli eğitim üzerine çocuk göreceğiz. Evet, fen atölyesi, tabiat bakım atölyesi, Z kütüphane, akıl oyunları atölyesi, minder sporlar atölyesi, salon sporlar atölyesi, ahşap ve metal atölyesi, yaşam ve beceri atölyesi. Yani bunlar gerçekten aktif durumdaysa
Bunlar 2023 yılının projesi. Çok da aktif olmayabiliyor. Önceki Milli Eğitim Bakanı istediği projelerdi ama çoğu okul bunları yapmadı, yapamadı. Fiziki kapasiteyle alakalı yapanlar da var. Avrupa'da var herhalde şu an aktif olarak. Ya bu atölye çocukları daha çok ezbercilikten kurtarıp yeteneklerini yöneltebileceği etkinlik alanları olarak düşünülmüştü. Ama açıkçası öğretmenlerin çoğu da bu atölye sistemine uygun donanımlı değil. Meraklı değil, istekli değil. Herhangi bir şey yapmıyor. Herhangi bir şey yazmıyor, çizmiyor. Yapmıyor. Burada bir de varmış. Bim 2 oldu. Evet. Vardır bu tarafa. Bim de ayrıca da. Çok da en az 3'er tane vardır. Evet, şimdi Fire Market'e giderken aslında Sapanca Çarşı'yı da bir yerde bırakmış oluyoruz. Şuralarda çarşı bitiyor. Şu AVM'den gelen yol, üst yol. Şu santralleri de böyle boyuyorlar genelde. Kötü görüntü yönlemek için santraller boyanıyor. Evet. Şu oteli görmüştük. Tapanca Gölü'ne bakıyordu. Rihmon Dinua. Evet. Yani yabancı bir isim vermişler. Değişik bir çeşme gördük. Ne diyor? Reşat Bakır Hayratı. Reşat Batur Hayratı. Etrafında olmamasına biz de hayret ettik. Şimdi yerde düşünülmüş. Evet. Orayı da gösterelim mi kuşların içmesi için? Kuşlar için. Bir avuçta biz atalım. Biraz atalım. Evet. Kuruması. Evet. Çünkü insanlar atmazsa yağmur suyuna bekleyecek kuşlar. Evet. Şuradan da içeride, yalaktan da köpekler, hayvanlar içeride. Allah kabul etsin diyelim, bu rahmetli olmuştur herhalde. Hayvanlar da düşünmeleri güzel bir özellik olmuş çeşmede. Evet. Kuşları düşünmeleri. Sürgüz'ü içtik. Serindi. Büyükşehir Belediyesi Millet Partisi etkinlikleri. Yani buradan kalkıp gelirler mi bilmiyorum ama. Arabası olan gelebilir. Ya, meraklı olan. Arabasıyla gider gelir. Şu uzak çok değişik. Onları bir gösterelim. Görebiliyor muyuz? Milangaz'ın evet. Sağında. Şöyle büyüttüm şu anda. Farklı bir mimari yasak. Evet. Tam olarak ne şekli diyebiliriz o evlere? Yani yukarı doğru kaldırmışlar burnunu. Sivritmişler. Bir tarafa düşük kalmış. Farklı bir şeyler yapmışlar. Evet, file yeni açıldığı için bayraklar, süslemeler duruyor. Biz fileye geldik. Fileye gelirken de bu evleri görmüş olduk. Tapanca'da.